Programa gelen ihbarlar ise Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın kadınlara ve komşusuna yaptıklarını duyunca şunları söyledi: "Sen beni yolda gördüğün zaman bana, merhaba, bile deme. Hiç tavsiye etmem. Ben, toplumumuzun çok önemli özelliğinden sen ve senin gibiler yüzünden vazgeçtim. Ben artık tanımadığım insanlara dönüp de selam vermiyorum. Kaba desinler hiç önemli değil. İstiyorsan de, ama beynini yararım. Ben benzemem başkasına," dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Tokat Almus köyünün cinsel sapığı olan Sinan Erdoğan'ı konuşuyor. Sinan Sardoğan hep 50 yaş üstü yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunmuş. Bilimsel olarak yaşlı kadınlara veya erkeklere cinsel ilgi duymanın ismi gerontofili. Yaşlı kadınlara cinsel ilgi duyanlara da gerontofil deniyor. Gerontofili belirtileri arasında yaşlı insanlarla fanteziler ilk sırada yer alıyor. Yaşlı kadın veya erkeklere cinsel ilgi duymanın bilimsel olarak bir ismi bulunuyor. Tıp dünyası buna gerontofili diyor. Yaşlı insanlara cinsel ilgi duyanlara da gerontofil deniyor. Sinan Sardoğan da bu tanıma uyan bir gerontofil. Yaşlı insanlara yönelik sapkın cinsel eğilim olarak tanımlanan gerontofili, gerontofilya, pedofilinin çocuklara cinsel yönelim tersi olarak görülüyor. Gerontofil eğilimi olanlar sürekli yaşlı insanlarla cinsel ilişki kurma fantezileri kuruyor. Gerontofiller için yaşlı insanların maddi durumları ya da paralarının olması motive edici bir unsur değil. Gerontofillerin tahrik olduğu şeyler kırışıklar, bedensel olarak çökmüş olmaları, beyazlamış saçlar oluyor. Gerontofilin belirtileri arasında mastürbasyon yaparken sürekli yaşlıları düşünmeleri, onlarla cinsel ilişki hayal etmeleri ilk sırada yer alıyor. Saplantılı karakterlerin genç kadın ve erkeklere karşı değil de yaşlılara karşı cinsel ilgi duyması da gerontofili belirtilerindendir. Gerontofili aile büyüklerinin ya da yaşça daha büyük olanların önemli bir role sahip olduğu kültürlerde daha sık rastlanır. Gerontofili tedavisinde psikoanaliz, ilaç terapisi, davranış terapisi, bilişsel terapi, hipnoz kullanılır.